Halam Asgar Bey. Ne yapıyorsunuz? Ben size yemek hazırladım. Banyoyu değil. Niye soyunuyorsun? Evi biliyorum. Biliyorum da niye soyunduğumu bilmiyorum. Sanat için mi soyunuyorsun? Hayır işte göreceğiz. Sanat için mi soyunuyoruz? Başka bir şey için mi soyunuyoruz? Engel olamıyorum kendime. Soyunuyoruz işte. Allah Allah. Şimdi ne yapacağız peki? Tabii ki abimin Tatyana'ya sarılmasını sağlayacağız. Ay bak bu çok doğru. Bana bak. Sen böyle şeyleri nereden biliyorsun bakayım? Yoksa yapıyor musun ha? Aa, ne alakası var canım? İnsanın illa bildiği bir şeyi yapıyor olması şart mı? Sus et, çok konuşma, çok konuş. Aa, o biblüyü ne yapacaksın? Abim havaya sarılmayacak herhalde. Almaz Kalbey bana niye kola gibi sarıldı anlamadı. Sen anlamadı da sanki ben çok anladım. Ulan Ruslar inşallah bunları sen yapmadı. Yani yapmadın. Ben gel. Allah! Alçak herif! En sonunda yakaladım işte seni. Rusa bak izah edebilirim. Yok edemem. Çünkü nedenini ben de bilmiyorum. Ama siz önce bana sarıldı sonra kendi kendine konuştu. Ben hiçbir şey anlamadım. Bir psikolog doktor çağırmalıyım. Ya Tatyana bir sustu be, bir sustu ya. Büyük bir ihtimalle birazdan öldü, sen bildi. Ona bir kırık çıkık doktoru çağırsan çok iyi olacak. Çünkü birazdan bir çıkıkçıyı zengin edecek kadar kırık kemiğe sahip olacak. Rusar ya, dinle bak ne istersen yap ama önce dinle. Sana kuzu kuzu her şeyi anlatacağım. Seni bu şekilde dinleyemem canım, dinleyemem. İlk önce yapışsın o doğu bloğundan ayrılacaksın. Rahatladım ya. Aa, neden ayrıldılar böyle kendi kendilerine? Kim bilir? Belki de bezle porselen kimyasal olarak birbirlerini itiyorlardır. İyisiniz de Elmi Maskar Bey. İyiyim. Tatyana, sağ ol. İyiyim. Evet, seni dinliyorum Masar. Üzerinde sadece bidonla evdeki hizmetçiye yapışmana yarışmasındaki gibi yapışmanı bana nasıl izah edeceksin? Çok merak ediyorum doğrusu. haklısın ruhum. Çok haklısın. Biliyorum, bu durumu en sürrealist ressamlar bile öyle başka türlü izah edemez. Ama sana yemin ederim, soyunmam da sarılmam da benim irademin dışında oldu. Bana bak Masar, seni kıskanmayacağım dediğim gün bana bunu yapman çok adice. Hemen kötüye kullandın. Hayır, asla kullanmadım. İlla arkada hata yaparsam Ruhsar'ı arayın. O benim için gerekeni yapar diye mi yazalım? Yaz vallahi. Ay yine yağmurlar kesiliyor, benim gitmem lazım. Ama gözüm hep üzerinde olacak. En ufak hatağında seni açık havadaki Karadenizlilerin düğünü üzerinde uçan bir keklik yaparım ona göre. Oh, nihayet gitti ya. Of, dur bakalım daha başımıza neler gelecek. Eğer bu bebekle de abini evlendirmeyi beceremezsek, yani yok olsun bize. Merak etme anne. Bebek insanların evlenmesinde önemli bir etkendir. Mutlaka evlenecektir. Demleme çayı bulamadım ama sallama çay buldum Ekrem teyze. Şimdi benim yaptığım araştırmalara göre 17 kere sallayınca demli çay, 5 kere sallayınca paşa çayı, 29 kere sallayınca da... Ay tamam yeter, getir artık şunu. Ya, tamam getirdim Ekrem teyze. Hoppala! Lan şimdi de ıslandık be! Hay Allah'ım! Çatı su mu kaçırıyor? Ya olamaz! Ben ikinci katta oturuyorum. Ayrıca dışarıda yağmur da yok. Allah Allah! Allah Allah! Yaktın abini salak! Yaktın! Yani sakin ol Firdevs! O bir bebek! Senin abin bir bebek değil ki! Durun bakayım, durun! Sanki bu çay suyu sıcak değil gibi. Evet. Ha, şimdi hatırladım! Ben çay suyunu ısıtmayı unutmuştum. Oh, Allah'tan arada sırada salaklığı işe yarıyor. Anladım! Şimdi söyleyin bakalım. Bu bebek nedir ha? Bunun Masar Bey'le ne ilişkisi vardır ha? Ne ilgisi vardır? Söyleyin! Sizden bir açıklama bekliyorum, söyleyin! Bak Reyhancığım, bu bebek çok önemli bir bebektir. Bunu bilmen yeterli. Zaten daha fazlasını anlatmaya ne senin zekan ne de bizim sabrımız yeter. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helal hem utansın, o beni terk etmemiş. Gel.